Biz 10 gazeteci 7 aydır haksız ve hukuksuz bir şekilde siyasi talimatlarla esir alındık. Bundan önce de Diyarbakır'da 16 gazeteci arkadaşımız tutuklandı ve bize dönük bu saldırıların devam ettiğini de gördük. Son bir yılda 34 Kürt basın çalışanı tutuklandı. Biz bugün mahkemede duruşma salonunda aslında niçin tutuklandığımızı çok iyi anlattık. Yani orada biz basının özgürlüğünü, gazeteciliğin yargılanamayacağını söyledik ve Kürt basınının da biat etmeyen, dik durduğu için bugün hedef alındığını söyledik ve bizim tutuklanmamızın tek nedeni de buydu. Biz Türkiye'deki bütün gündemlere dair haber yaparız ama Kürt sorunu, Kürt halkının yaşadığı tüm gerçeklere de dokunup haber yaparız ve bunu topluma sunarız. Bizim yaptığımız haberler bu iktidarı rahatsız etti. İktidarı rahatsız ettiği için de seçimlere gidildiği bir süreçte Kürt basına dönük siyasi operasyonların olduğunu gördük. Ama şunu söylemek istiyoruz. Bugün zaten savunmamızda da Kürt basınının niçin hedef alındığını ve Kürt basınının bugün Türkiye'nin bütün karanlığa karşı aydınlık yüzü olduğunu. Çünkü karanlıkta bırakılmak istenen tüm gerçekleri açığa çıkardığı için hedef alındığını söyledik. Biz karanlıkları aydınlatmaya devam edeceğiz. Gerçeklerden asla taviz vermeyeceğiz ve gerçekler karanlıkta kalmayacak diyerek kaldığımız yerden hiç aslında ara vermemiştik ama kaldığımız yerden gazeteciliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu iktidarı rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ne gazeteciler suçlanabilir, ne gazetecilik yargılanabilir. Bizim üzerimizden gazetecileri ve Kürt basınını itibarsızlaştırmaya çalıştılar ama bunu başaramadılar çünkü biz her zaman olduğu gibi özgür basın geleneğini sürdüren gazeteciler olarak dik duruşumuzda tüm bu saldırıları püskürttük diyebiliriz. Yaşasın özgür basın, özgür basın susturulamaz. Bizler yazmaya devam edeceğiz her şartta ve her koşulda bunu sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Özgür basın susturulamaz. Değerli basın mensupları, herhalde son günlerde aldığımız en iyi haber buydu. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızı uzunca bir süredir esir vermiştik. Ve gerçekten hükümetin yargıyı nasıl kontrol ettiklerini birileri öğrenmek istiyorsa tam olarak bu dosyaya baksınlar. Seçimlerin arifesinde onlarca muhalif gazeteci, onlarca Kürt gazeteci gözaltına alındı ve bu kumpas davalarıyla tutuklandı ve seçimden birkaç gün sonraki ilk duruşmada serbest bırakıldılar. Çünkü amaçları belliydi. Seçimin haberleştirilmesini istemiyorlardı. Muhalefetin sesini kısmak istiyorlardı. Basının görevini yapmasını istemiyorlardı. Amaçlarına ulaşabildiler mi? Elbette ulaşamadılar. Ama seçimden birkaç gün sonra arkadaşlarımızı serbest bıraktılar. Bu mücadele elbette devam edecek. Arkadaşlarımızın söylediği gibi bugüne kadar özgür basın susturulamadı. Bundan sonra da susturulamayacak ve bütün ötekilerin, ezilenlerin, Kürt halkının, Alevilerin, aklınıza gelen her tür muhalifin ve sesini duyurmak isteyenlerin sesi olmaya devam edecekler. İyi ki varlar. İyi ki bugün onları gördük, aramızdalar. Herkes adına, en azından bütün siyasetçiler adına, HDP adına, Yeşil Sol Parti adına hoş geldiniz diyorum. Kaldığınız yerden devam edeceğinizden hiç kuşkumuz yok. Yanınızda olacağız.